Herkese merhaba. Veganlık karşıtı argümanlara cevaplar serisinin bu videosunda hayvanlara, çiftliklerde iyi davranılıyor şeklinde ifade edilen argümana yanıt vereceğim. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde bir süt çiftliğinde patlama oldu. Bu patlama sonucunda ve akabinde çıkan yangında 18 bin inek hayatını kaybetti maalesef ve canlı şekilde yanarak öldüler çünkü bulundukları yerden çıkamadılar. Belirlenen ilk bulgulara göre patlamanın sebebi metan gazı ve ineklerin dışkısını temizlemek için kullanılan vakum makinalarıyla alakalı olduğu söylendi. Yaşanan olay sonrası çıkan haberlerde ineklerin ölümü sektörün almış olduğu bir zayiat olarak verildi. Bu ekonomik kaybın önlenmesi için bir takım önlemler alınması gerektiğini söylendi. Bazı haberlerde insan canı kaybının olmamasının çok sevindirici olduğu vurgusu vardı ve süt sektörüne genel olarak bir geçmiş olsun mesajı yayınlanmıştı. Hayvanları tüketirken onların iyi şartlarda yaşadığı ve belki de hiç acı çekmeden bir şekilde bu süreçlerden geçtiğine inanmak istiyoruz. Açıkçası ben de hayatımda hayvanları tüketirken onların öldürülmüş olduğu fikri ya da kullanılıyor olduğu fikrine bastırmak için onların hiçbir şey hissetmeden, bu süreçlerden geçip hiçbir saniye bile acı çekmeden öldürülüp tabağımıza geldiğini içselleştirmeye çalışıyordum. Çünkü aslında insanlar olarak bu içinde doğduğumuz, hayvanların tüketilmesinin normal olduğu, bizim de bir parçası olduğumuz sistemin devam etmesi için kendimizi rahatlatmaya ihtiyacımız var. Çünkü bir yandan da birine acı verme fikri gerçekten bize çok yanlış ve çok kötü gelebiliyor. Dolayısıyla sektörün de aslında hayvanlara acı verilmediğini, onların çok iyi bakıldığını söylemesi de tam olarak bu yüzden. Çünkü diğer türlü zaten bütün bu süreçlerin ne kadar acı verici olduğunu ve tüm hayvancılık süreçlerinin en sonunda ölümle bittiğini anlasak ve bilsek, bunlara çok daha az katkı sağlamak isteriz. Fakat bir şekilde toplum, öğretiler ve sektörün kendisi de bizde bir güven duygusu yarattığı için hayvanların refahının belirli standartlarla, belirli kanunlarla, belirli kurallarla sağlandığını düşünmemizi istemeleri aslında çok normal bu yüzden. Fakat şöyle bir sorun var. Hayvancılığın tam olarak kendisi ya da hayvan kullanımlarının hepsi aslında içinde acı barındırıyor. Bunların acısız olan versiyonu ya da iyi olan bir versiyonu yok. Şimdi bir süt çiftliğini düşünün. Serbest bir şekilde hayvanların gezdiği bir yerde olabilir, bir köyde de olabilir. Öncelikle süt sektörünün ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Süt sektörü bir ineği yapay yollarla sürekli olarak hamile bırakıp 9 aylık hamilelik gebelik sürecinin sonunda yavrusunu yanında alıp sütünü sektör için, para kazanmak için almasıdır. Her kim ki bu sürecin kesinlikle hayvanlara hiç dokunulmadan yapıldığını söylüyorsa yalan söylüyordur. Çünkü zaten hayvana müdahale etmeden onu nasıl sütünü alacaksınız? Hayvanın yavrusuna içmesine izin verirseniz yine o sütü nasıl alıp satabilirsiniz? Veya bir kısmına izin verseniz bile yine o hayvanın sütünü, aslında yavrusu için olan sütünü almış olduğunuz ve o hayvanı aslında süt veren bir makine olarak görmüş olduğunuz gerçeğini değiştirmiyor. Ve şu gerçeklikten de bahsetmek gerekiyor. Aslında kafamızda bir fantezi yaratıyoruz. Fantezi köyler, fantezi çiftlikler. Sanki herkes gerçekten tüketimini buradan yapıyormuş gibi bir algıya da sarılıyoruz bir yandan. Böyle çiftlikler var olmadığı gibi aslında insanların çoğu da bu çiftliklerden alışveriş yapmıyor. Böyle çiftlikler var olsa bile oradan alışveriş yapmıyorlar ki biraz önce söylediğim gibi aslında yapılan şeyin doğası gereği, doğasının yanlışlığı gereği iyi bir şekilde yapılması söz konusu değil. Birine iyi bakıyor olmanız onun kim olduğu, haklarının olup olmadığı ve neler yaşadığını belirlemiyor. Siz sübjektif olarak ona iyi davrandığını zannediyorsunuz ama onu bir yere kapatmanız, o kişinin oradan gidememesi, orada zorla tutulması, bedenine müdahale edilmesi, rızası dışında eylemlere maruz kalması, fiziksel ve psikolojik açıdan acıya tabi tutulması ve en sonunda da yaşam hakkının elinden alınması zaten onun bir köle olduğunu gösteriyor. Dikkat ederseniz hayvanlar zaten sahipleri olan varlıklar olarak ya da bir şeyler veren nesneler, makineler olarak görülüyor. Dolayısıyla makineler olarak gördüğünüz birini, köle olarak hukuki anlamda haklarını tanımadığınız birini ne kadar sevebilirsiniz ya da ona sözde size göre iyi davranmanız bu senaryoda ne kadar önemli olabilir? Sosyal medyada bazen hayvancılıkla uğraşan hesaplara denk geliyorum ve gerçekten kan dondurucu şeyler görüyorum. Siz de biraz araştırdığınızda görebilirsiniz. Örneğin yurt dışında bir yerde bir çok gerçekten böyle bu söylenen tarzda olduğunu iddia eden bir domuz çiftliği vardı. İşte güya domuzlar dışarıda serbest bir şekilde geziyorlardı, işte yerdeki en işte kaliteli çimenleri yiyorlardı vesaire. Sonra bir gönderilerinde güzel kızımız mezun oluyor gibi bir açıklamayla bir fotoğraf paylaşmışlardı. Fotoğrafta da domuz bir kamyonete tam olarak bindiği sırada çekilmişti. İlk başta bunun ne olduğunu anlamadım.
Sonrasında baktıkça bu domuzun aslında mezbahaya giden kamyona bindiği sırada çekildiği bir fotoğrafına bu yorumun yapıldığını anladım. Ve gerçekten kanım dondu. Yani mezbahaya gidip bu sürecin sonunda öldürülmelerini mezun olmak olarak tanımlamışlar. Ve bana göre bu gerçekten psikolojik olarak da çok çok sorunlu bir şey. Bir yandan da iyi biçimde hayvan kullanımı birini hem sevip hem öldürebileceğiniz fikrini aşılıyor. Ya da birine hem önem verip hem onu kullanabileceğiniz fikrini, onu sömürebileceğiniz fikrini aşılıyor. Aslında baktığınız zaman diğerine göre daha tehlikeli. Çünkü kötü olan şeyleri iyiymiş gibi göstererek bunu sevgi ya da önem verme gibi aslında süslü cümlelerle gerçeği manipüle ederek yapıyorlar. Ve bu gerçeğin anlaşılmasında ve harekete geçilmesinde daha da geç kalmamız demek oluyor. Hayvanlar bütün bu süreçleri yaşamalarının, bütün bu acıları çekmelerinin ve sonunda öldürmelerinin yanı sıra videonun başında bahsettiğim gibi tutsak oldukları yerlerde oluşan yangın, sel ve de başka felaketlerde de ölme riskine sahipler. Kilitli kapılı ahırlarda tutuluyorlar ya da işte bu süt sağma sırasında kafalarını bir demirle muhafaza ettikleri yerlerde tutularak aslında kaçamadıkları yerlerde ölüyorlar. 2021 orman yangınlarında da buna şahit olduk. Kapalı ahırlarda hayvanlar yangından kaçamadılar ve yine orada can verdiler. Bence yaşadığımız yüzyılın en büyük sorunu bu. Yaşadığımız yüzyılın en büyük sorunu bir şeyleri güzelleme çabası ve bir şeylerin üstünü örtme ve onu manipüle etme, gerçeği manipüle etme çabası. Bu olduğu sürece kötü olan şeyler normalleşmeye, farklı formlara bürünmeye ve var olmaya devam ediyorlar. Bugün hayvan kullanımı olmasaydı 18 bin inek canlı şekilde, canlıyken yanarak ölmek zorunda kalmayacaktı. Milyarlarca hayvan ölmek zorunda kalmayacaktı. Milyarlarca hayvan hiç gün yüzü görmeden, bir gün bile belki mutlu olmadan bu acıları yaşamak zorunda kalmayacaktı. İnsanlar açısından da bu viral hastalıklar olmayacaktı. Bu tavan yapan kronik hastalıklar olmayacaktı. Ve gezegene bu denli zarar veren ekolojik yıkımlar olmayacaktı sektörün sebep olduğu. Biz kölelere iyi bakılan yerler istemiyoruz. Mutlu sömürü biçimleri istemiyoruz. Sömürü güzellemesi istemiyoruz. İşkenceye işkence denilmesini, bir sektör pratiğinin standart olsun ya da olmasın, eğer acı veriyorsa işkence olarak nitelendirilmesini, hayvanların cansız nesne ya da makineler değil, bizler gibi hisseden varlıklar olduğunu ve bu yüzden de haklarının teslim edilmesini istiyoruz. Ve şunu unutmayalım, her ne kadar iyi gösterilmeye çalışılsa da bir yerlerde köleler, kafesler, kilitler, sömürü ya da öldürme varsa bu orada bir sorun olduğuna işaret ediyor. Ve bunun iyisi ya da kötüsü olmayacağını anlamamız gerekiyor. Yanlış olanı devam ettirmeye çalışmak yerine yanlış olandan vazgeçip hali hazırda zaten olan daha iyi seçeneğe doğru yönelmemiz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.